ceza sahası içerisinde kademede karşılayan Tunga. Oğulcan. Baran giriyor araya. Baran gole gidiyor. Baran kaleciyle karşı karşıya ve top ağlara gidiyor, gol Baran. Hayır, filelere gitmiyor. Gerçekten de çok ilginç bir pozisyon. Son anda Ege Üniversitesi savunmasında Ayberk topu dışarıya gönderiyor. Köşe vuruşu Bornova 1881 takımının çizgi üzerinde. Ayberk topa müdahale eden futbolcu. Karşılaşmanın en tehlikeli atağı Bornova 1881 takımından geldi. Ceza sahası içerisine orta. Boşta kalan top. Kademe. Atak devam edecek. Ege Üniversitesi takımı topa sahip oluyor. Dediğim anda Metin araya giriyor. Metin ceza sahası içerisine girmeye çalışıyor. Kademede Kaan. Oyun devam ediyor. Kerem. Kademede Oğulcan. Ali koşuyor. Ali topu kontrol ediyor. Evet, bu arada bir sakatlık. Ali topu Taca gönderiyor. Taca bırakıyor arkadaşının tedavisi için. Karşılaşmada 12. dakika, golsüz eşitlik devam ediyor Bornova Şehir Stadı'nda. Uzaktan vuruş, out! Vuruşu yapan futbolcu Yiğit. Ayberk. Geriye kaptanı Tolga'ya dönüyor. Ve bir Ege Üniversitesi atağını izliyoruz. Ani bir Bornova 1881 atağı mı diye bakıyorum. Ali. Ege Üniversitesi atağı. Şut durumu, şut pozisyonu, ceza sahası içerisinde. Orta Salih Boş'a mı çıkıyor? Orada Umutcan müdahalesini yapıyor. Top dışarıda. Evet, bir köşe vuruşu kararı çıkıyor. Yan hakem Ramazan Gün tarafından. Yiğit köşe vuruşunu kullanacak futbolcu Ege Üniversitesi'nde. Ceza sahası içerisinde 6 Ege'li futbolcu. Yiğit'in ortası. Kerem. Ali. Ve bir serbest vuruş kararı. Orada Sezen'e yapılan hareket, 9 kusurlu hareketten bir tanesi. Karşılaşmanın hakemi Fuat Filiz serbest vuruşa hükmediyor. Evet, buradan görebildiğim kadarıyla Sezen topun gerisindeki futbolcu. Barış yanında. Barış ayrıldı. Sezen. Fuat Filiz'in oyunculara uyarıları. Beşli set Bornova 1881 takımında. Sezen geliyor. Sezen vuruyor ve gol. Evet. Hayır. Top dışarıya gidiyor. Buradan gol olarak gördük ama top dışarıda. Çok tehlikeli bir serbest vuruş. Kaleci Salih out atışını kullanacak. Karşılaşmada 26. dakika. Golsüz eşitlik devam ediyor Bornova Şehir Stadı'nda. Ceza sahası içerisinde ve kırmızı kart. Kırmızı kart. Orada Yiğit Can
hareketlenmiş diye. Buradan görebildiğim kadarıyla Kaan, kırmızı kartı gören futbolcu, evet, bir serbest vuruş organizasyonu Bornova 1881 takımında. Kaptan Emre, Yiğitcan, Baran, topun gerisindeki futbolcular. Cem o noktaya geldi. Fuat Filiz. Oyuncuları uyarıyor. Emre. Ve Yiğitcan, topun gerisindeki futbolcular. Evet. Yiğitcan. Kaptan Emre. Yiğitcan. Çok kritik bir dakika. Bornova şehir stadında 27. dakika, golsüz eşitlik devam ediyor. İşaret geliyor. Emre topun gerisindeki futbolcu. Emre geliyor. Emre atlıyor. Bir vuruş. İkinci vuruş. Ceza sahası içerisi. Ve bu hata, bu tehlikeyi Ege Üniversitesi bertaraf ediyor. Taç atışı Ege Üniversitesi. Hayır, Bornova 1881 takımının. Out. Baran ceza sahası içerisine doğru orta yapmak istedi. Kademede Umut. Köşe vuruşu Bornova 1881 takımının. 38. dakika, golsüz eşitlik Bornova şehir stadında. 10 noktaya buradan görebildiğim kadarıyla Metin köşe vuruşunu kullanacak futbolcu Bornova 1881 takımında. Ceza sahası içerisinde 7 Bornovalı futbolcu. Metin'in ortası ceza sahası içerisine. Cem topa atak yapmak isteyen futbolcu. Ve ani bir Ege Üniversitesi atağı Ali. Ayberk yanında, Ayberk'e doğru bir pas cezalanı içerisinde. Ayberk orta pozisyonu direkt dışarıya. Ve Ege Üniversitesi takımı bir penaltı kazanıyor. Ceza sahası içerisinde. Buradan görebildiğim kadarıyla Umutcan Tunga'nın müdahalesiyle yerde kalıyor. Şu anda Ege Üniversitesi takımı bir penaltı atışı kullanacak. Karşılaşmada 43. dakika. Bakıyorum, penaltı atışını kullanacak futbolcu Umutcan. Ege Üniversitesi takımında penaltıyı kullanacak futbolcu. Evet, Salih Umutcan'a bırakıyor topu. Futbolcular Fuat Filiz'in yanında. Evet, bir penaltı atışı izleyeceğiz Bornova şehir stadında. Evet. Umutcan
Penaltı için topun gerisindeki futbolcu. Fuat Filiz'in işareti. Umutcan geliyor. Vuruyor, topu dışarıya gönderiyor. Dışarıya gönderiyor Umutcan. Ve bu penaltıdan Ege Üniversitesi takımı yararlanamıyor. Ve karşılaşmada 44. dakika. Golsüz eşitlik devam ediyor Bornova Şehir Stadı'nda. Kerem. Yiğit. Şut durumu, şut pozisyonu. Baran'a aktarmak istiyor. Kademede Ayberk. Çok tehlikeli geldi Bornova takımı. İkili mücadele, serbest vuruş. Ege Üniversitesi takımı serbest vuruşu kaptan Umut'la kullanacak. Oğulcan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi mücadeleyi sürdürüyor Ege Üniversitesi takımı. Yiğit. Bir pas. Baran. Baran ceza alanı içerisi. Baran gol pozisyonu. Kaleciden çok kritik bir müdahale Eren'den. Eren'in refleksleriyle son anda ayaklarının ucuyla topu kornele çeliyor. Köşe vuruşu Bornova 1881 takımı tarafından kullanılacak. Altı Bornovalı içeride. Metin yerden seken top. Tolga, Yiğit. Oyun devam ediyor. Ceza sahası içerisine orta. Ve ani bir Ege Üniversitesi hata mı diye bakıyorum. Ali o noktada topa yetişemeyen futbolcu. Taç atışı Bornova 1881 takımının. Golsüz eşitlik Bornova Şehir Stadı'nda. Kısır bir mücadele. Zaman zaman saman alevi gibi parlayan, fazla pozisyonunda olmadığı bir karşılaşma şu ana kadar. İzliyoruz. Ve topa sahip olan Ege Üniversitesi dediğim anda bir serbest vuruş. Yerde kalan futbolcu Metin. Bu arada Ege Üniversitesi Teknik Direktörü Melih Baygın'ın futbolcularına uyarıları. Baran bırakıyor. Ceza sahası içerisi ve kaleci Eren. Bir pozisyondan daha yararlanamıyor Bornova 1881 takımı. Emir. Mustafa topu kontrol edemeyen futbolcu. Ege Üniversitesi ata. Oyun devam ediyor. Out atışı Bornova 1881 takımının. Ceza sahası içerisi. Çevrilen top, gol pozisyonu. Son anda Eren. Atak devam ediyor. Gol pozisyonu ve gol. Baran topu ağlara gönderen futbolcu. Karşılaşmada 60. dakika. Gol Baran'dan geliyor. Ve Baran'ın attığı golle Bornova 1881 takımı 1-0 öne geçiyor. Gol Baran. Ceza sahası içerisi. Furkan geriye. Barış. Atak devam ediyor. Barış dönmeye çalışıyor. Furkan yanında. Barış. Ve Bornova 1881 savunması dediğim anda atak devam ediyor. Vuruş. Top direkten dönüyor. Offside. Faul bekledi Bornova
1881 takımı bu pozisyonda Barış'ın vuruşunda top direkten dönüyor. Karşılaşmada 90. dakika uzatmalar oynanıyor. Ve 60. dakikada Baran'ın attığı golle Bornova 1881, bir Ege Üniversitesi 0. Köşe vuruşu Ege Üniversitesi takımı kullanacak. Barış o noktaya gitmişti. Artık son bir şans. Ceza sahası içerisine orta kafa vuruşu. Ve kademede Emre. Atak devam ediyor. Bir ortada. Ceza sahası içerisinde. Boşta kalan topu. Bir kafa vuruşu. Ve top dışarıya gidiyor. Karşılaşmalı hakem maçı bitiriyor. 60. dakikada Baran'ın attığı golle Bornova 1881 Ege Üniversitesi'ni 1-0 mağlup ediyor. Evet. Karşılaşmanın galibi 60. dakikada Baran'ın attığı golle Bornova 1881 Kerem. Evet. İşte Bornova 1881 takımı, kaleci Salih, Mustafa. Evet. Bravo. İşte Bornovalı futbolcular. Onlar bir galibiyet daha almanın mutluluğu, sevinci, coşkusu. Evet. Evet. Ve Emre, kaptan Emre. Emre, maçla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Evet. Gel başkanım, gel. Ve işte Bornova. İşte Bornova 1881 takımı. Bir galibiyet coşkusu daha. Geçen hafta aldığımız galibiyet demek ki tesadüf değilmiş çocuklar. Helal olsun size. Helal. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Ateşi yaktık. Aferin size. Bravo. Helal olsun çocuklar size. Yüreğinize sağlık çocuklar. Yani bu maç, bu maç bir geri dönüş oluyor. Yardımlaşarak, çok koşarak, aklınızı kullanarak, kuvvetinizi kullanarak biz inşallah Allah da yardım etsin inşallah. Kalacağız. İnşallah ligde kalalım. İnşallah. Bütün mücadelemiz başlıyor. Ben size elimden gelen her şeyi, hatta bir yemek yapacağım. İnşallah. Kalırsak bak. Bak bunu altını çiziyorum, inşallah bir yemek de yapacağım o mutlulukla. Elimden geleni yapacağım size. Ha, bugünle ilgili sen ne diyorsan zaten benim için. Çocuklara bir akşam yemeği haşlığı ver ya. Hadi bakalım. Bravo! İşte futbolcular. Az olur. Az olur. Onlar. Sıcağı sıcağı. Sıcağı sıcağı çok. Yılbaşı bugün. Evet. Çok. Evet. Yılbaşı. Sıcağı sıcağı. Öyle mi? Kendinde böyle. Tamam delikanlılar. Yüreğinize sağlık. Yüreğinize sağlık. Helal olsun. Bak geliniz kutlu olsun. Bak gelsin hepiniz ayrı ayrı dersiniz. Futbol oynayacaksanız futbol düşünün. Ama gereklerini de yapın. Antrenmanını yapın. Kendinize bakın. Ailenize faydalı olun. Memlekete faydalı olun. Hepiniz bir yeteneksiniz. Burada gördüğüm en az 5-6 tane iyi yetenekler var. Salih sana da teşekkür ediyorum. Sen de abilik yapıyoruz. Aynı şekilde Emre kaptana, Ozan de bizim her zaman yanımızda, her zaman yanımızda. Büyük kaptan. Beş tane yaptık. Bizim emektarımız o. Galibiyetimiz mübarek olsun. Bravo! Bornova 1881 takımı. Hocayla konuşalım. Pazar saat 5.30'da işte. Yani yılbaşının ertesi günü. Ayın ikisi. Ayın ikisinde. Bornova!